Çok borcum var ama ödeyemiyorum. Bir türlü kul hakkından da çok korkuyorum. Ama ne yapıyorsam ödeyemiyorum. Ölünce nasıl hesap vereceğim? Ölünce nasıl hesap vereceğiz? Ne olursa olsun niyetimiz borcumuzu ödemek olmalıdır. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf etmek olmalıdır. Diyelim ki ödeyemedik, huzura çıktık. Ne diyeceğiz orada? Alemlerin Rabbinin huzurundasın. Seni yaratan Rabbinin huzurundasın. Mesele senin cevap verebilmendir. Ne dersin böyle bir durumda? Ya Rabbi beni biliyorsun, niyetimi biliyorsun ama gücüm yetmedi desen, Allah niye gücün yetmedi der mi? Demez. İmkanı vermeyen odur. Rızkı daraltan odur. Onun için orada borcumuzu öder. Biz kulluğumuzu yapalım, o kulların borcunu öder. Evet. Yanlış, günah, ne olursa olsun, eksik, ne olursa olsun, huzura çıktığımızda, buradayken, huzura çıktığımızı farz edelim, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim, benim söyleyecek sözüm var mıdır, yok mudur? Rabbim bunun hesabını sorarsa, ne derim? Eğer elimizdeki bir şey değilse, zaten, hesap verebiliriz. O kulunu biliyor. Ama gücümüzün yettiği bir şeyse, elimizden gelen bir şeyse, buna rağmen yapmamışsak, bunun da hesabını veremeyiz. Bu durumda bütün mesele elimizden geldiğini, geleni yapmaktır. Gücümüzün yettiği kadarıyla doğru yapmaktır, güzel yapmaktır, yanlış yapmamaktır. Evet.